Kodlamayı bugün nasıl kullandığımıza baktığımızda artık her yerde olduğunu görürüz. Günlük olarak kaç tane elektronik ürün kullandığınızı düşündüğünüzde kodlamanın hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini hızlı bir şekilde fark edebilirsiniz. Mikrodalga, araç, telefon, televizyon ve banka kartımızı her kullandığımızda kodlama becerilerimizi kullanıyoruz. Robotik kodlama, birlikte çalıştığınız robotun türüne bağlı olarak görsel tasarım, makine mühendisliği, desen, dönüşümler, yön, cebir ve bunun gibi şeyleri yapabilmemizin bir yoludur. Robotik kodlamada kilit nokta, robotun işiniz hakkında size görsel ve gerçek bir geri bildirim vermesidir. İşinizi doğru yaparsanız, robot istediğiniz şeyi yapar. Yanlış yaparsanız, yapmaz. Kodlama, bireylerin problem çözmesini, bağımsız olarak ve işbirliği içinde çalışmasını ve inisiyatif, organizasyon ve sorumluluk göstermesini gerektirir. Kodlama aynı zamanda akademik becerileri de öğretir. Robotik kodlama, bireylerin tüm konularda planlama, kitle, araştırma kaynakları, araştırma soruları kullanma, bilgi iletme ve başarıyı değerlendirme becerilerini göstermelerini gerektirir. Kodlama ve robotiği oluşturan bilim kavramlarını, matematik kavramlarını ve dil kavramlarını eklediğinizde robotik kodlama merak uyandırır ve ilgi çekici bir hal alır.